Kanser tedavisi gören pek çok hasta şunu merak ediyor. Acaba tedavinin işe yarama ihtimalini artıracak basit bir destek var mı? 2025'te yayınlanan bir bilimsel çalışma bu soruya dikkat çekti. Çalışma D vitamini ile ilgili. Meme kanserinde bazen ameliyattan önce kemoterapi veriyoruz. Buna ameliyat öncesi kemoterapi, yani neoadjuvan kemoterapi diyoruz. Burada amaç tümörü küçültmek ve mümkünse ameliyata kadar tümörü tamamen yok etmek. Tedavi sonunda tümör tamamen yok oluyorsa bu en iyi sonuç. Buna tam yanıt diyoruz. İşte bu çalışmada 45 yaş üzeri 80 meme kanseri hastası incelenmiş. Bu hastaların yarısına günde 2000 ünite D vitamini, diğer yarısına ise plasebo dediğimiz boş bir tablet verilmiş. Bu süreç tam 6 ay sürüyor. Tabii burada çalışmaya dahil edilen tüm hastaların D vitamini düzeyi başlangıçta düşük. Ona dikkat etmek lazım. Sonuçlar oldukça etkili. D vitamini alan hastalarda tümörün tamamen kaybolma oranı %43. D vitamini almayan grupta bu oran sadece %24 olarak bulunmuş. Yani D vitamini alan hastalarda kemoterapinin tam başarıya ulaşma ihtimali neredeyse 2 kat daha fazla. Daha çarpıcı bir detay var. Kandaki D vitamini seviyesi belirli bir düzeyin üzerine çıkan hastalarda tam yanıt alma ihtimali 3 kat daha fazla artıyor. Peki neden böyle oluyor? Çünkü D vitamini sadece kemikler için önemli bir vitamin değil. Kanser hücreleri üzerine de doğrudan etkileri var. Tümör hücrelerinin çoğalmasını yavaşlatabiliyor. Bazı kanser hücrelerini ölüme yönlendirebiliyor ve kemoterapi ilaçlarının etkisini daha güçlü hale getirebiliyor. Üstelik bu çalışmada D vitamini kullanımına bağlı ciddi bir yan etki de öyle görülmüyor. Kısacası bu çalışma bize şunu söylüyor. Meme kanseri tedavisi sırasında D vitamini eksikliği göz ardı edilmemeli. Elbette D vitamini tek başına bir tedavi değil ama doğru hastada, doğru dozda tedavi destekleyen önemli bir parça olabilir. Sizce kanser tedavisinde bu tür basit ama etkili destekler yeterince konuşuluyor mu? Yorumlarda görüşlerinizi belirtin.